Merhaba dostlarım. Bugün Kur'an-ı Kerim'de her şeyin cevabı var mıdır, yok mudur? Bu konuyu Kur'an ayetleri ışığında işlemeye çalışacağım. Hani bizlere sorarlar Kur'an'da namaz var mı, abdest var mı, nasıl tarif ediliyor? Bunları Kur'an ayetleriyle destekle anlatmaya çalışacağım. Kur'an'da aradığınız her şeyin cevabı mutlaka vardır. Buyurun en temel ibadet olan abdestle başlayalım. Maide suresi 6. ayet. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin ve her iki topuğa kadar ayaklarınızı da yıkayın. Eğer cünüpseniz temizlenin, gusül edin. Eğer hasta veya yolculuktaysanız ya da biriniz ayak yolundan gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız da su bulamamışsanız bu durumda temiz bir toprakla teyemmüm edin. Hafifçe yüzlerinize ve ellerinize ondan sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez ama sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Buyurun burada abdestin farzları vardır. Bunun dışında sünnetlerini de biz uyguluyoruz. Onlar da çok güzel. Ben abdestimi zaten hep öyle alırım. Şimdi Kur'an-ı Abdest... Kerim'de Ramazan ve oruç nasıl tarif edilmiştir? Farzları nelerdir? Kur'an ayetleriyle okumaya devam ediyorum. Bakara suresi 183. ayet. Ey iman edenler! Sizden öncekilere yazıldığı gibi oruç size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız. Bakara suresi 184. Oruç sayılı günlerdir. Artık sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Zor dayanabilenlerin üzerinde bir yoksulu doyuracak kadar fidye vardır. Kim gönülden bir hayır yaparsa bu da kendisi için hayırlıdır. Oruç tutmanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bakara 187. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin örtüleriniz, siz de onların örtüsüsünüz. Allah gerçekten sizin nefislerinize ihanet etmekte olduğunuzu bildi. Tevbenizi kabul etti ve sizi bağışladı. Artık onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdıklarını dileyin. Fecir vakti sizce beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için. Sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikafta olduğunuz zamanlarda onlara, kadınlara yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onlara yanaşmayın. İşte Allah insanlara ayetlerini böylece açıklar. Umulur ki sakınırlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Ramazan'ın farzlarını ve yasaklarını okumuş olduk. Bir de hacla alakalı ayetlerini okuyalım. Bakara suresi 196. ayet. Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer düşman, hastalık ve buna benzer nedenlerle kuşatılırsanız artık size gelen kurbanı gönderin. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Kim sizden hastaysa veya başından şikayeti varsa onun ya oruç, ya sadaka veya kurban olarak fidye vermesi gerekir. Güvenliğe kavuşursanız hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene kolayına gelen bir kurbanı kesmek gerekir. Bulamayana da hacda 3 gün döndüğünüzde 7 gün olmak üzere bunlar tamı tamına 10 gün oruç vardır. Bu ailesi Mescid-i Haram'da olmayanlar için. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah muhakkak cezası pek çetin olandır. Şimdi Kur'an ayetleriyle haccın farzlarını da okumuş olduk. Haccın tabii ki daha detaylı bilgileri Kur'an ayetlerinde vardır. Hatta koca Hac suresi vardır. Bunun içinde bütün bilgiler yazılıdır. Şimdi zekatın farzları ve kimlere verileceğiyle alakalı Kur'an ayetlerini okuyorum. Lokman suresi 4. ayet. Onlar namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve onlar kesin bir bilgiyle ahirete inanırlar. Bakara suresi 110. ayet. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için hayır olarak neyi takdim ederseniz onu Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görendir. Tevbe suresi 60. ayet. Sadakalar Allah'tan bir farz olarak yalnızca fakirler, düşkünler, zekat işinde görevli olanlar, kalpleri ısındırılacaklar, yani Müslüman olmayanlara da verilebilir, köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmışlar içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Son olarak namaz konusunu ele almaya çalışacağım Kur'an ayetleriyle. Namaz, insanlık tarihi ve peygamberler tarihi boyunca hep olmuştur. Bütün peygamberler ve onlara inanan müminleri namaz kılmıştır. Namaz ilk bizim peygamberimize gelmemiştir. Bugün Yahudi ve Hristiyanlarda deforme olmuş şekilde olsa bile arka planda gördüğünüz gibi namaz hala onlarda da vardır. Arka planda gördüğünüz gibi Yahudilerde hem abdest hem de namaz var. Ama tarif edilmiş, deforme edilmiş şekilde var. Sonuçta var yani. İnsanlık tarihi boyunca, peygamberler tarihi boyunca namaz hep olmuştur. Şimdi arka planda gördüğünüz gibi Hristiyanların namazını göreceksiniz. Hristiyanlarda da aynı kıyam, rükû, secde var. Yalnız kıyamdayken onlar sadece haç işareti yapıyor. Sonuçta onlarda da namaz var. Christianity came here with Saint Mark from the Holy Land in the first century, and it flourished all over Egypt until the rise of Islam in the 7th century. Now, only 10% of Egyptians are Coptic Christian. There are many aspects to the service that I recognize, and many that are strange to me. Especially the prostration in prayer that stems back to the earliest Christian practice. It was later adopted by Islam. Videoda da gördüğünüz gibi namaz Hristiyanlıkta da Yahudilikte de var. İnsanlık tarihi boyunca da olmuştur ama deforme edilmiştir. Peygamberimizin yaptığı Allah'ın ona vahyetmesiyle, Cebrail'in ona öğretmesiyle, Kur'an'dan gördüğüyle gerçek namazı, orijinal namazı bizlere öğretmesidir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki namazla alakalı bazı ayetleri okumaya çalışacağım. Birinci sırada Hazreti İbrahim'in aynı zamanda da duası olan ayetle başlamak istiyorum. İbrahim Suresi 40. ayet. Rabbim beni namazımda sürekli kıl, soyumdan olanları da. Rabbimiz duamı kabul buyur. İsra Suresi 78. ayet. Güneşin sarkmasından gecenin kararmasına kadar namazı kıl. Fecr vakti namazda okunan Kur'an işte o şahit olunandır. Furkan Suresi 64. ayet. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyama durarak gecelerler. Neml Suresi 3. ayet. Ki onlar namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve onlar ahirete kesin bilgiyle iman ederler. Yani namazda 4 tane temel ana unsur vardır. Kıyam, kıraat, rükû ve sücud. Tabii ki diğerlerine yok saydığımız sanmayasınız. Temel unsurlardan bahsediyorum burada. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de geçer. Namazların vakitleri de geçer. Hepsini Kur'an-ı Kerim anlatır. Yahudilerde de onların vahyi İbranice geldiğinden dolayı
Onlar İbranice okurlar. Tabi tahrif edilmiştir. Hristiyanlar Latince okurlar. Onlarınki de tahrif edilmiştir. Bizim vahyimiz Arapça olduğu için biz Arapça okuruz. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın.